YouTube'un inanılmaz ihlal kuralları demiş. Bu da kısa kısa bir olay arkadaşlar değinmek istiyorum gerçekten. Biliyorsunuz bana nefret söyleminden dolayı ihlal vermişlerdi, strike yemiştim. O yüzden şey eğitimine girdi dediler. İhlal kuralları eğitimine girdiler. 90 gün bitti, yo bitmek üzere, bitmek üzere. İhlal kuralları eğitimine gir dediler. Tamam dedim girdim. Soru soruyorlar, ona göre cevaplıyorsun. Abi o kadar saçma sapan şeylerden ihlalleyebiliyorsun ki. Bir tane mesela Aa bak şundan ihlal yiyorsun. Yani bu kanal kapatmaya kadar gidebiliyor bu olay. Gerçek olarak belgelenmiş, varlığı belgelenmiş bir olayı var, var değildir demek. Örnek olarak da şunu gösteriyorlar tamam mı? Yani adamlar şeye getirmeye çalışıyor. Holocaust, Holocaust'u e, inkar edersen ban yersin. Mesela şöyle bir şey var ya çünkü. Bazı insanlar Holocaust'ta o kadar kişi ölmedi diyor. Mesela bunu söylersen ban yersin. Ama tabii o, örnek olarak onu vermiyorlar. Örnek olarak da şunu demişler. Bilmem ne depreminde, tsunami'de 200 bin kişi ölmüş deniyor. Ama ben 200 bin kişinin öldüğünü düşünmüyorum. Bence 200 bin kişi ölmemiştir demek ihlal sebebi. Diyemezsin bunu. Neden? Diyemezsin çünkü varlığı belgelenmiş, kanıtlanmış ve gerçek. O zaman din doğrudur da diyemezsin. X dini, Y dini doğru da diyemezsin. Yani orada Holokost'tan bahsetmemişler. Tabi de Holokost'u korumak için yapmışlar onu. Başka ne olabilir yani o? Başka ne olabilir? Birinin çıkıp da ben o kadar kişinin öldüğünü düşünmüyorum demesi ihlal oluyormuş. Böyle birçok şey var. Birçok saçmalık var arkadaşlar. Birçok saçma sapan olay var yani. Mesela şu da ihlal sebebiymiş. Ben Beyaz Üstünlüğü Derneği için para topluyorum. Bana bağışta bulunun. Demek ihlal sebebi. Ama neden örnek olarak beyaz üstünlüğü demişler. Irkçılık diyorlar ya. Mesela ciddi ciddi bir adam ben siyah üstünlüğü için para topluyorum dese o da yer mi ban? Eğer ki yerse tamam en azından tutarlısınız. Yani işte olay bu arkadaşlar. Şimdi free speech deniyor. Bir de ondan sonra deniyor ki tamam free speech özgür ifade den diyorsun. Ama ya nefret söylemine ne olacak? Nefret söylemi dedikleri işte yani ciddi ciddi bir filanca ırkı ölsün. Ya da işte filanca cinsel yönelim Deki insanlar ölsün, filanca cinsiyet ölsün demekle az önce söylediğim örnekler aynı şey mi? İkisini aynı tutuyorlar. Halil demiş ki siyahlar daha çok çuk ırkçılık yapıyor. Burada kendi gözüme görüyorum falan. Tabii mesela bak biz böyle komedi olarak seyrediyoruz. Biz alınmıyoruz. Bizim benim umurumda olmaz. Böyle şey diyor işte. Beyaz kadın şunu dedi. Beyaz kadın bunu dedi falan diye. Beyaz adam şunu diyor. Beyaz adam. Ya veya işte şu beyaz sporu. Mesela bir beyazın çıkıp da bu, bu zenci spor dediğini düşünsenize. Bir spor göster ya veya bir aktivite göster. Aa bu zenci aktivitesi. Ya bunu dediğini düşünsenize. Ban. Direkt ban yani. <laughs> Bruce Wayne demiş ki siyahlar çünkü üstün ırk abi. Koşsa futbolcu, konuşsa rapçi, 5 litre su taşısa bodybuilder demiş. Mesela bir tane şey vardı. O banlanmadı kendi kendine tepki gösterdiği için kaldırdılar. Beyazların yaptığı iyi yaptığı bir şey diyor siyahlara soruyorlar. Ama bu tamamen provokasyon amaçlı. Yani siyahların çoğu böyle değil aslında. Kesinlikle değil. Siyahların çoğu da sizin, senin benim gibi normi, normi insanlar. Yani siyasan siyasın, beyazsan beyazsın kafasındaki insanlar. Bunlar kesinlikle provokatör ve paralı aktörler yani bu olayı yapanlar. İşte şeyi soruyorlar. Beyazların yaptığı iyi, iyi bir şey nedir falan. Millet gülüyor falan böyle. Şey falan diyorlar işte. Başkasının emeğini çalmak. Cartchurt. Benim aklıma ilk gelen ne oldu biliyor musunuz? Beyazların yaptığı iyi bir şey. Spor. Hot take. Change my mind. Beyazlar sporda daha üstündür. Olay şu arkadaşlar. Beyazlar harbiden sporda daha üstündür. Çünkü spor dalları sadece basketbol ve koşu değildir. Veya futbol değildir. Olimpiyata mesela ben bunu söylesem baya baya gülerler. insanlar. belki sizden de gülen olmuştur. Ondan sonra gülmeniz bittikten sonra olimpiyata gidip alınan altın madalyalara bakın. Çünkü sadece bunlar spor değil ki. Olimpik sporlara gir. Judo, tekvando, ondan sonra tırmanış, buz pateni, atıcılık, silah, okçuluk. Hepsine tek tek bakın abi. Yüzme. Hatta bu bu sefer jimnastik bile. Değil mi? Jimnastiği de Ruslar kazandı galiba bu sefer. Tenis, satranç. güllü atmada da öyleydi galiba değil mi? Aynen güllü atmada da öyleydi galiba. İkinci sırada Çinliler var zaten. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Basketbol tamam ama en iyi basket koçlarına bakın. Bir kere her şeyden önce büyük ihtimalle şundan kaynaklanıyor. Bu e, sporların birçoğunun zaten kurallarını bile beyazlar koydu ya. Adamlar kurallarını bile koydular. Sadece fiziksel yetenek değil işte disiplin gerçekten gerektiriyor. Belli bir disiplin gerçekten gerektiriyor birçok spor. Bruce Wayne beyazların olduğu ülkelerde daha çok imkan var. Evet daha çok imkan var daha çok zaman var. Daha çok vakit harcayabiliyorlar. Aslında bu konuyla ilgili çok e, detaylı konuşulurdu da işte arkadaş arasında olmadığımız için fazla konuşamıyoruz. Hele ki YouTube gibi bir ortamdayız. Ama en azından şunu diyeyim. E, o tür sporlarda bir de antrenörlere bakın abi. Herkese hoşgörü göstermek felaketi getir dedim ama demokrasi travmayı dediğimiz olay. Şimdi bir filozofun şöyle bir sözü var. Diyor ki herkese tolerans yani hoşgörü gösteremeyiz. Herkese neden? Herkese hoşgörü gösterirsek... O zaman hoşgörüsüzlere de hoşgörü göstermiş oluruz ve bunlara hoşgörü gösterdiğimiz zaman onlar bu sefer gücü ele geçirir ve hoşgörü gösteren insanları yok ederler ve o yüzden de aşırı hoşgörü hoşgörüsüzlük getirir diyor. Söylediği doğru bence kesinlikle doğru. Ya bu söz kesinlikle doğru. Bu filozofun sözünü alıp karikatür olarak çizgi öykü gibi yapmışlar yani. Söyle, söylüyor sözünle çizgi yapmışlar. Olay şu yalnız. O yaptıkları çizgi öyküde küçük çok basit bir çizgi öykü yani. Bir kaç karelik diyelim işte 6-7 karelik falan. O bahsettikleri çizgi öyküde şöyle bir şey oluyor. Mesela ırkçı insanlar var tamam mı? ırkçı insanları susturuyorlar. Veya susturmuyorlar ilk başta. Hoşgörü gösteriyorlar ama ırkçı insanlar hoşgörü gösterildiği için e, hoşgörüsüz insanlar çevresini topluyor. Daha çok kişi oluyor. Bu sefer de diğer tarafı baskılıyorlar. Irkçılar bir de böyle Nazi işaretleri falan olan direkt yani böyle şeyler, tipler diğer tarafı baskılıyorlar ve böylece işte Naziler, ırkçılar kazanmış oluyor. Hepsi güzel de şöyle bir sıkıntı var. Sen herkese ırkçı diyorsun. Maalesef ben bunu yaşıyorum abi. İşte sıkıntı burada. Sen o zaman hoşgörüsüz insan olmuyor musun? Mesela şu anda YouTube'un yaptığı hoşgörüsüzlük değil mi? O zaman bu şu anlama gelmiyor mu? Biz de elimize güç geçirdiğimiz zaman biz de YouTube gibi veya YouTube'un görüşüne sahip olan insanları siz hoşgörüsüzsünüz, siz sansürcüsünüz diye o zaman biz de onları susturmaya hakkımız var. Tartışma buradan çıkıyor. Yani ilk etapta sen diyorsun ki mesela homofobikleri konuşturmamamız lazım. İlk, sö ilk etapta söylediğin kabul edilebilir. Neden? Çünkü birisi çıkıp da eğer eşcinsel sen şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım falan diye şiddet e, aşılıyorsa ve sen bunu susturuyorsan, durduruyorsan bu iyi bir olay sayılabilir. Ya da ırkçıysa o kişi ve diyorsa ki e, işte siyah ırkını şöyle yapmak lazım, bilmem ne ırkını böyle yapmak lazım falan diyorsa ve sen bunu susturuyorsan bu... Pozitif iyi bir şey sayılabilir ama sen bir noktada herkese homofobik demeye başlıyorsun. Bir noktada herkese transfobik demeye başlıyorsun. Sen benim gibi insanlara birçok kişiye bu yapılıyor. Cina Karanlı'yı işte attırdılar. Birçok kişiye yapılıyor. Bizzat bana yapıldı oradan biliyorum. Bana bunu hep söylüyorlardı zaten. Çünkü diğer tarafın yani özgürlükçü veya işte sol gerici tarafın zorbaları onlar da herkese ırkçı demeye başlıyor. Herkese transfobik diyor tamam veya herkese homofobik diyor. Tamam? Bizzat ben yaşadım bunu ve YouTube'dan banlandım. Bu işin sonu ne? Ben transfobik değilim ki. Ben trans'larla röportaj yapmış insanım. Bir ben trans'lığın ama ben mesela diyorum ki translık yani sen mesela erkek vücuduna doğuyorsun ama kadınsın, değil mi? Software olarak kadınsın. Tamam. Bu bir hastalık mesela ben desem diyemiyorum. Bu bir hastalık desem ben bu insanlar için üzülüyorum gerçekten. Sen çünkü yani şöyle düşünün arkadaşlar. Ne bileyim yani birçok hastalık var. Vücudun senin erkek ama hormonal olarak kadınsın. Ben buna bu insanlar gerçekten üzülüyorum ve buna hastalık desem ve sen de nasıl hastalık dersin diye homofobiklikten veya transfobiklikten bana banatsan. Veya ben bir tane işte dönmüş olan şey olan cinsiyet olarak değişmiş olan arkadaşın hikayesini anlatıyorum. Diyorum ki bunu yapmak mı lazımdı? Şimdi tekrardan konuşmayayım bir daha banyo yemeyeyim abi. Bunu yapmak mı lazımdı yani? Şimdi ben o insana nefret etmiyorum ama doğru işin doğrusu bu mudur diye soruyorum. E şimdi bana da diyorlar sen transphobiksin bu insana nefret ediyorsun. E o zaman zorba siz oldunuz şu anda. Hoşgörüsüz zorbalar şu an sizsiniz. Olay bu. Hani hoşgörüsüzlüğe hoşgörü gösteremeyiz diyorlar. Tamam. Ama şu anda hoşgörüsüz olan taraf sizsiniz. Şu an hoşgörüsüz olan taraf sizsiniz. O ne olacak o zaman? O zaman biz elimize güç geçtiği zaman sizin gibi önüne geleni banlayan, önüne gelene hoşgörüsüzlük yapan insanları mı ezeceğiz? Sizi mi susturacağız o zaman? Herkesi cancel'lamaya çalışan, herkese iftira atan, herkesi hedef gösteren insan. O zaman siz sizi susturacaklar. Değil mi? Çünkü gerçek zor, esas zorba siz oldunuz şimdi. Esas hoşgörüsüz kişiler siz oldunuz. O zaman size de hoşgörü göstermemek lazım. Olay buradan patlak veriyor. Olay buradan patlak veriyor. Yani kısacası arkadaşlar şu var. Şu kesinlikle var. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin iyi, neyin kötü olduğunu güç kimdeyse o belirliyor. Güç kimdeyse o belirliyor abi. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu. Çünkü şu an ben sana diye diyebilirim hoşgörüsüz insan. Ben YouTube'a diyebilirim sen sen hoşgörüsüzsün diye. Ben kimse kimseye karşı bir hedef gösterme yapmadım ırkçılık yapmadım. Homofobiklik, transfobiklik yapmadım ama sen beni banladın. Çünkü işine gelmeyince karşı tarafı hoşgörüsüz olarak gösterip sen kendini hoşgörüsüzlük yapıyorsun. Az önce söylediğimiz YouTube ihlal kuralı arkadaşlar. YouTube ihlal kuralı. Diyor ki bilmem ne depreminde 200 bin kişi öldü diyorlar. Bence o kadar kişi ölmedi. Abart hiç abartmıyorum. Bence o kişi o kadar kişi ölmedi. Demek ban sebebiymiş. Şimdi bu ...hikayede hoşgörüsüz olan kim? Sensin. O zaman ben de sana hoşgörüsüzlük yapabilirim elime güç geçerse. Bu o anlama geliyor yani. Bak kesinlikle, kesinlikle abartmıyorum arkadaşlar. Yani bu adamların söylediği kurallara göre... ...desen ki mesela Birinci Dünya Savaşı'nda bence... ...bence daha az kişi öldü. Kaç kişi diyorlardı ya ona Birinci Dünya Savaşı'nda? Birkaç milyon öldü değil mi? Birkaç milyon öldü. İşte birkaç milyon değil de bence... ...yüz bin kişi öldü. O kadar da kişi ölmedi bence. Demek... Ban sebebi mesela. ihlal, Strike yeme sebebi. E ben bunu düşünmüyorsam belki benim ben bir yerden bir kaynaktan bir şey buldum abi. Ben bir kaynak buldum. O kaynağın doğru olduğunu düşündüm. Çıktım bunu söyledim konuştum. Dedim ki ben bunu düşünüyorum. Sen benim ağzımı kapatıyorsun. Sen beni susturuyorsun. ihlal atıyorsun bana. E o zaman bu hikayedeki hoşgörüsüz kim abi? Tartışma buradan çıkıyor işte. Meşruiyet güç ile doğru anlatın. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Bruce Wayne. Elon Musk bu en iyisi. Twitter'ı aldıktan sonra gerici herkesi işten çıkardı. Şey çok komikti biliyor musunuz? Elon Musk Twitter'ı aldığı zaman şey yaptılar. O bu adam şey yapacak. Nazileri ondan sonra işte e, antiseministleri destekleyecek. Ve herkese Twitter'a sakın destek vermeyin diye e, mesaj atmışlar. Ve sebebi de antisemitist bir ortam yaratıyor. Yani Yahudilere karşı bir ortam yaratıyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz şey oldu. İlk etapta bu sefer de Yahudi ajan demişlerdi. Bu İsrail-Gazze savaşı oldu. O tayfa bu sefer Filistin tutuyor tabi. Hamas'ı tutuyor. Daha doğrusu Filistin tutuyor. Filistin halkının yanındayız falan. O zaman da Elon Musk aynı tayfa İsrail ajan falan dediler. Adam sonra gitti Starlink'i açtı ya Gazze'ye. O zaman da İsrail'le birbirlerine girdiler. Şimdi büyük ihtimalle tekrar antisemitist istiyorlardır. Yahudi ajanın milli iftiramız değil miydi? Yok milli iftiramız değil abi. Yurt dışındaki İslamcıların da genel iftirası. Onlar da diyor. İsrail ajanı.